Merhaba arkadaşlar, Doki Doki Exit Müziğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. O kadar mutluyum ki şu an, o kadar enerjiyim ki anlatamam. Ölüp bitiyorum yani şu an. Kulüp odasına geldim meşhur. Bu arada bilmeyen arkadaşlar için de yani anlatmaya çalışsam destan olur burada oyunu. O yüzden hiç anlatmaya çalışmayacağım. Eğer vaktiniz varsa sağ yukarı koyarım orijinal oyunu falan. Oynayabilirsiniz. Ben maalesef anlatacak enerji yok bende bu oyunu ve bu birbirinden güzel karakterleri maalesef ki. Şimdi ben hızlıca devam ediyorum. Yuricim diyor ki, S.A. diyor, selamun aleyküm, hoş geldin, şerefler getirdin diyor, sağ olsun. Tabii ben döndüm yine buraya. Bakıyorum kulüp odasına fakat boş. Ben varım, Yuri var, bu kadar. Kapıyı açık bırakıyorum ki yanlış anlaşılmasın. Ya yanlış anlaşılmasın demiyor da ben kendim uydurdum, neyse. Diğer üyeler de gelir, onları bekliyorum. O yüzden açık bıraktım kapıyı. S.A. Yuri'ciğim, yok A.S. Yuri'ciğim. Şimdi Yuri bana S.A. dediği için benim A.S. demem lazım. Oturuyorum Yuri'nin yanındaki sıraya. Yuri'nin kendi yaptığı bir şey çıkarıyorum. Kağıt mı? Bir şeyler çıkarıyorum kısacası masaya. Dinle şimdi Yuri'ciğim. Canım benim, bir tanem. Hayatımın aşkı. Biliyorum Monica dün bu şeyi iptal etti. Festivali falan. O yüzden seninle konuşmak için fırsat bulamadım ben. Fakat ben sana söylemek istiyorum ki, kusura bakma. Hani bu sunumumuzu yapamadık biz. Bu yüzden Monica da işte iptal etmek zorunda kaldı. Endişelenme Berkciğim, lafı mı olur yani? Hiç sıkıntı değil, ne olacak? Monica zaten gelememenin senin suçun olmadığını söylemişti bana, sağ olsun. Böyle ciddi bir şeyler olduğunu söyledi Monica bana. Evet yani biraz böyle acil bir durumdu. Şimdi Allah var. Ben de çok detaya girmiyorum tabii şu an. Yuri bütün hikayeyi bilmediği için onu endişelendirmek de istemiyorum tabii ki. Sen iyi misin? Ben iyiyim ya. Hiç endişelenmeye gerek yok yani. Başka biriyle alakalıydı. Böyle yakın birisinin, bana yakın bir insan yani. Anlıyorum. Umarım yani senin için her şey yoluna girer. Arkadaşın için de. Ben de öyle umuyorum canım. Biraz böyle vakit geçiyor. Tabii bir sessizlik hakim ortama. Yuri de işte sırasında hala okuyor bir şeyler. Hatta okuyor bütün dünyayı okudu, bitiremedi yani. Kaç yıl geçti neyse. Sınıf boş. Bizden başka kimse yok. Yuri'ciğim. Yuri tabii böyle bir irkiliyor. Neden? Çünkü ben hayvan gibi korkuttum. Birden bu sessizliğin içinde seslenince korktu yani. Evet. Bugün sen Monica'yı görmedin değil mi? Üzgünüm ki görmedim. Bu festivalden beri böyle garip bir modda, ruh halinde maalesef. Yani kaba demiyorum ya da kaba olmak istemiyorum, yanlış anlama. Bu festival onun için çok önemli, biliyorum bunu. Eminim biliyorsundur canım. Bu yüzden ben de Monica ile konuşmak istemiştim. Belki işte ben eğer Monica'ya anlatırsam olayı, neden ben ve Sayori yoktum diye, o zaman belki beni affedebilir Monica. Ya da belki ikimizi birden affedebilir. Fakat ben Sayori'ye söz verdim. Monica'ya bir şey demeyeceğim diye. O bu festivalden beri Monica benim hakkımda bir şeyler söyledi mi ben yokken? Yok. Yoktu bir şey. Yani tabii ki de üçünüz yoktunuz diye birazcık şikayet etti. Ben de tabii mutluydum şey iptal etmek zorunda kaldık diye. Yani tabii Monica'nın planlarını mahvetmek için değil. Yani ben asla öyle isteyerek bu tarz şeyler istemem. İsteyerek yapmam. Biliyorum yapmazsın Yuri, endişelenmene gerek yok. Senin işte kötü olamayacak kadar iyi bir insan olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Aynı zamanda Monica'yı böyle sabote etmek isteyecek bir nedenin yok Monica'ya karşı. Değil mi?
Yuri böyle bir an şaşırıyor, kelimeler içerisinde boğuluyor, bulamıyor bir kelime. Hiç de bile, hiç öyle bir nedenim yok. Sadece, aha dedikodu. Dedikodu abi. Yuri ile dedikodu zamanı. Yani bunu sana söylemeli miyim bilmiyorum da. Yani ben işte geçen gün, herhalde biz yokken olmuş bu olay. Monica'nın bir arkadaşıyla konuşurken duydum. Sam ve Sawyer'a ile ilgili konuşuyordu arkadaşıyla. Ben de işte kulak misafiri oldum gibi. Ne söyledi peki? Festivali iptal etmemizin tek iyi nedeni birisinin ölmüş olması falan olmalı. Öyle bir şey söylemiş. Yani birisi öldüyse anca iyi bir neden olur bu iptal için diyor. Ne? Monica böyle bir şey söylemez değil mi? Yani o çok yufka yürekli biri. Aynı zamanda bu çok duyarsızca bir şey. Hani Sayuri'yi bilmiyorsa bile bu gerçekliğe çok yakın hissettiriyor diyor. Tam cümleyi anlamadım neyse. Bu ağır olmuş. Yani tabii tam bunu isteyerek mi söyledi birazcık şüphelerim var. Tam emin değilim. Yani söylemek istediğim şey bunu söyleyecek bir konumda değildi kesinlikle Monica. Yani anlıyorum bu festival için çok bitkindi festival yüzünden. Fakat bu tarz korkunç şeyleri söyleyebilecek iyi bir nedeni yoktu bence hiç. Yuri'nin bu lafları söylerken kelimeler boğazına takılıyor. Tekrardan kitabına dönüyor. Ben de arkama dönüp bakıyorum ki Monica girişte duruyor. Yuri'ye böyle gergin bir bakış atıyor. Tabii garibim Yuri de cesaret olmadığı için bu Monica'nın bakışı karşısında bu okuduğu kitaba konsantre oluyor. Keşke ben de aynısını yapabilseydim. Yutkunuyorum ve Monica'cığım konuşmaya başlıyor. Diyor ki Sayori nerede? Natsuki nerede? Nerede bu Allah'ın cezası kızlar diyor. Ve bu sözleri söylerken de Yuri'ye küçük bir bakış daha atıyor. Zaten bakışarak geçiyor arkadaşlar bu oyun. Haberiniz yoksa söyleyeyim. Bakışıyoruz, oyun bitiyor. Öyle oluyor yani. Monica'nın şu anki bu sınıftaki varlığı beni birazcık böyle bir geriyor. Anlatabiliyor muyum? Geriliyorum yani. Bilmiyorum Monica. Ben o gün görmedim ben onları. Bana böyle kötü bakıyor. Onun bu yakut gözleri diyeyim ya da yakut rengi gözleri benim bütün bu özgüvenimi delip geçiyor. Acaba Sayori Monica'ya söylemiş midir hastane olayını diye düşünüyorum. Emin misin? Ben mi? Evet, evet. Tamam o zaman. Sen neden festivale gelmedin acaba Berkciğim? Benim böyle alevi acil bir durumum vardı da. Yani bu noktada mantıken şu an yalan söylüyorum. Sayori'nin sırrını saklamak için Monica'nın suratına yalan söylüyorum. İşte zaten Sayori kendini hazır hissederse Monica'ya gerçekleri söyler. Ve aynı zamanda Sayori'yi ben çok uzun süredir tanıyorum. O benim ailemden bir parça gibi. Benim için bir kız kardeş demek şey yürümüyoruz artık yaşasın. Sayori'ye yürümüyoruz çok şükür. Yani bu pembe yalan gibi bir şey işte. Şu an Monica'ya yalan söylemek. Artık nasıl çevrilirse da. En azından kendi kendime bunu söylüyorum rahatlatmak için şu an. İç sesimle. Doğru. Monica şu an söylemi yalanı çok yemedi gibi. Tam olarak neler döndüğünü bilmese bile Monica kesinlikle şu an ona yalan söylediğimi biliyor. Fakat Sayori'nin iyiliği için Monica ile yüzleşmem lazım. Sayori'nin güvenini alt üst edemem. Eğer işte bu gizli bilgiyi diyeyim söylediğimi öğrenirse Sayori, Monica'nın tavrı birden değişir. Alaycı bir surat ifadesiyle bakar ikimize de. Tamamdır siz ikiniz. Madem biz sadece burada varız, o yüzden bugünkü toplantıyı ertelemeye karar verdim. Umarım yarın herhangi bir acil durum veya herhangi bir eksik kişi olmaz. Bu kelimeleri söylerken kullandığı telaffuz
beni birazcık endişelendiriyor çünkü çok agresif bir şekilde söylemiş bu cümleleri. Bu kadar, ayrılabilirsiniz. Salıyor bizi, Allah razı olsun. Yuri tabi suçluluk içerisinde kafasını kitaptan kaldırıyor. Bütün her şeyini topluyor çantasına. İşte söz söylemeden koşuyor gidiyor. Sınıftan çıkıyor gidiyor. Monica'nın dikkati bana doğru çevriliyor. Benim de tabi toplanmamı bekliyor kızcağız. Ben de başımı sallıyorum. Baş sallamadan asla olmaz arkadaşlar. Başımı sallıyorum. Çantamı alıyorum. Ve bir söz daha söylemeden o koridora çıkıyorum. Çıktım. Vallahi çıktım. İşte yürüyorum koridorda. Bu okulun giriş kapısına doğru geliyorum. Fakat duruyorum gelince. Neden? Neden bilmiyorum, yazmıyor şu an. Avcumu başıma yerleştiriyorum böyle. Bir şeyi unutuyorum çünkü. Kitabım mı, kağıdım, bir şeyimi unutmuşum. Ben bir aptalım. O yüzden geri dönüyorum sınıfa. Tabii çekinerek dönüyorum sınıfa. Kendi deriden yapılmış kalemliğimi bulmak için geliyorum. Çantama koyuyorum. Bu sefer de kalemimin kaybolduğunu fark ediyorum. Hemen böyle bir bakıyorum sınıfa. Büyük ihtimal daha öncesinde kaybetmişimdir. Hani sınıfta düşürmemişimdir diyorum. Tekrardan girişe dönüyorum. Ve Yuri'yi fark ediyorum. Yuri böyle çantasını kendine iyice sıkıca tutmuş göğsüne doğru. Gözyaşlarını siliyor dirsekleriyle Yuri. Başta beni fark etmiyor. O yüzden böyle hafif tempoyla koşuyorum yanına yakalamak için Yuri'yi. Yuri, sorun ne canım benim? Önemli bir şey değil. Gerçekten mi? Evet, ben iyiyim cidden. İnanmıyorum tabii Yuri'ye. Ben inanır mıyım? Ben yemem bunları. Gözlerim Yuri'nin gözleriyle buluşuyor. Fakat Yuri tabii ki de utandığı için başını çeviriyor. Kesinlikle böyle kötü bir şey olmuş. Bunu anlayabiliyorum. Biz sınıftan ayrıldık. Bu 2-3 dakika içerisinde kötü bir şey olmuş kesin. Fakat Yuri'yi bu duruma ne getirmiş acaba? İşte omzundan tutuyorum, onu yavaşlatmaya çalışıyorum. Herhalde yürüyor şu an Yuri, o yüzden söylüyor bunu. Hani omzundan tutuyorum ben, yürüdüğü için yavaşlatmaya çalışıyorum. Bu böylece bakabilsin suratıma diye. Fakat tabii dokununca falan böyle bir utanıyor, bir şeyler oluyor Yuri'ye. Yuri, aklına ne varsa bana söyleyebilirsin. Ben senin arkadaşınım, canım benim. Yani çok şey değil, sadece Monica dedi ki... Aha, Monica. Monica ne söylemiş olabilir? Yani eğer sormamdan rahatsız olmazsan, ne söyledi Monica? Ben gerçekten bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu konuyu konuşurken kendimi rahat hissetmiyorum. Eğer senin için de sakıncası yoksa. Monica kesin kötü bir şey söylemiş. Onu anlıyoruz. Tamamdır, tabii anlıyorum ben. Eğer eminsen, her zaman benimle konuşabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Yani eğer benle yürüseydin güzel olabilirdi. Belki yolda konuşuruz. Sayori burada yok. Öldürecek vaktim var. Aynı zamanda bu reddedemeyeceğim bir teklif gibi hissediyorum. Özellikle Yuri bu kadar duygusalken. Evet tamam, ne olacak? Hiç sıkıntı yok yani. Eminim güzel olur. Aha. Bu da böyle şey, bir anime sahnesinden koyup alıp buraya koymuşlar gibi geldi nedense şu anki bu fotoğraf, resim. Yuri'yi takip ediyorum ve normalde yürüdüğüm yol güzergahının tam tersi bir yönde yürümeye başlıyorum. Kısa bir zaman sonra kendimi böyle kasabanın hiç uğramadığım ya da zar zor uğradığım bir yerinde buluyorum, bir bölgesinde buluyorum. Tabii şu an biz yürüyoruz ama bir sessizlik hakim. Yuri'ciğim de işte iç geçiriyor, gözyaşlarını siliyor falan. Monica acaba ona ne söyledi? Böyle bir konu açmaya karar veriyorum. Yazmayla ilgili bir şeyler açsam güzel olabilir. Sonuç olarak bu Yuri'nin tutkulu olduğu bir konu. Eğer bu konuda bu yazma konusuyla ilgili muhabbet açarsam büyük ihtimal kendini daha rahat hisseder. Belki şiirlerini nasıl yazıyorsun? Kesin Yuri aklımı okudu. Tam biz düşünüyorduk açalım diye Yuri sordu, sağ olsun. Yani genellikle ben müzik dinleyerek yazıyorum.
Hani böyle sessiz, hafif bir şarkı arka planda çalıyorsa bile ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Gerçekten mi? Ben çoğu zaman sessiz bir ortamda yazıyorum, yazabiliyorum. Beni aklımla baş başa bırakıyor ve içimdeki düşüncelerin açığa çıkmasına yardımcı oluyor. Gerçi bazen böyle hafif piyano müzikleri dinlemeyi de seviyorum. Fakat bu işte şarkı sözleri senin yazmana etkilemiyor mu? Evet, aslına bakarsan ben bu yüzden tercih ediyorum. Çoğu zaman en azından. İşte müziğin yazmama etki etmesini, ruh halime etki etmesini seviyorum. Tabii eğer çok tutkulu olduğum bir konuysa o zaman herhangi bir durumda yazabilirim. Bir sıkıntı yok yani. Çok şükür yetenekliyiz biz de. Bu aslında kulağa oldukça etkili bir teknik gibi geliyor. Kesinlikle deneyeceğim bunu. Bu noktada böyle Yuri birazcık daha toplanmış. Şey, gözleri falan kurumuş, gözyaşları dinmiş. Konuşmayı devam ettirmeye karar veriyorum. Fakat ne kadar daha uzun sürer bu yolculuk bilmiyorum. Ne zaman Yuri'nin evine ulaşırız. Yani Sayuri'nin böyle yazı yazarken hafif bir ton bulup mırıldandığını biliyorum. Merak ediyorum acaba Natsuki ne yapar? Yazı yazarken nasıl yazı yazıyor diye. Natsuki. Onunla dün hastanede gördüğümden beri iletişim kurmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Fakat hala benim Natsuki mesajlarıma cevap vermiyor. Bütün hafta okula da gelmedi. Tanrım ne olmuş olabilir? Gerçekten de babası mıydı Natsuki'nin? İnanmak istemiyorum fakat parçalar oturuyor yerine. Onun yokluğu, onun kimseyle işte iletişim kurmaması, babası hakkında söyledikleri, fakat en önemlisi yaraları. Dudağımı ısırıyorum. Nefesim ağırlaşıyor. Kanım kaynıyormuş gibi hissediyorum. Eğer Natsuki'nin babasının ona işte elini uzattığını öğrenirsem ya da ortaya çıkarırsam ben dürüst olacağım. Ona çok öyle saygısızlık falan etmiyorum. Yuri'nin bu sözleri beni düşüncelerimden arındırıyor. Natsuki'nin şiirleri birazcık benim zevkime göre fazla basit yani. Bence belli bir konudan şeyden eksikler. Belli bir sınırı yok şiirlerinin. Tekrardan böyle kendime geliyorum. Evet. Natsuki'den söz açılmışken bence onun evini geçtik az önce. Biz ne? Bekle hangisi? Yuri bana bakıyor böyle bir şaşırıyor. Tepkimden dolayı. Evini eliyle gösteriyor bize. Bu ev yanlış hatırlamıyorsam ya da doğru hatırlıyorsam. Doğru, teşekkürler bunun için. Niye bilmek istedin ki? Ben gerçekten Yuri ve Natsuki'yi, yok Natsuki konusunda Yuri'yi endişelendirmek istemiyorum. Yani ben sadece istedim. Doğrudur. Kalan yolculuğumuz sessizlik içinde ilerliyor. Ve şu an endişeleniyorum. Yuri yanlış bir izlenime kapılır mı diye. Fakat yapabileceğim çok bir şey de yok. Sonuçta biz eve varıyoruz. Ve el sallıyoruz birbirimize Yuri ile. Biliyor musun Berkciğim, sen kimse etrafta yokken oldukça farklısın. Özellikle sadece ikimiz varken. Aha Yuri de bana yürüyor. Abi niye her Allah'ın kulu bana yürüyor? Cidden. O kadar bunaldım ki artık, neyse. Yuri böyle bir sessizlik içinde haline geliyor. Düşüncelerine böyle kayboluyor. Dinle, kalıp konuşmak isterdim fakat benim gerçekten... Aa, ya önemli değil, anlıyorum. Olman gereken yerler var. Böyle kafasını, bu sözleri söylerken kafasını Natsuki'nin evinin olduğu yöne doğru çeviriyor. Önemli değil, yani benim zaten yazmam gereken şeyler vardı. Arkasını dönüyor ve kapıya doğru yürüyor evinin. Hayır, lütfen yanlış fikre kapılma Yuri. Ben gerçekten, önemli değil. Ben anlayabiliyorum. Yarın görüşeceğiz. Daha açıklamamı bitiremeden çoktan evine giriyor Yuri. Kötü hissediyorum tabii kendimi. Büyük ihtimal bu davranışım için Yuri kendini suçlayacak. Fakat hızlı bir şekilde ayrılıyorum oradan.
Köşeyi döner dönmez Natsuki'nin evine geliyorum. Demek ki evleri yakın bunların, Yuri ile. Ve dikkatim direkt yukarı çevriliyor. İkinci katın balkonunda böyle iri yarı bir adam balkonun demirliklerine uzanmış sigara içiyor. Bu onun babası mı acaba? Tanrı aşkına. Babası telefonda. Ben de kendimi dinlemekten alıkoyamıyorum. Böyle dahil olması gereken bir işten falan bahsediyor adam. Fakat bir saat içinde arayan kişiyle buluşacağına dair söz veriyor. Böyle midem ağrıyor. İş derken acaba düşündüğüm şeyden mi bahsediyor? Ben anlamadım neyi düşünüyor bu arada karakterde. Ben fazla sapım galiba. Neyse. Yuri ile geldiğim yoldan geri gidiyorum. Okula gidiyorum önce, okuldan da evime geçiyorum. Anahtarlarımla kapıyı açıyorum. Odama giriyorum hemen. Üstümü değişiyorum. Böyle koyu kıyafetlerimi giyiyorum. Sonra ne oluyor acaba? Ayıptır sorması. Kısa bir koşudan sonra tekrardan eve geliyorum Natsuki'nin. Bu otobüs durağında oturuyorum caddenin karşısındaki ve babasını gözlemeye başlıyorum. Merak ediyorum acaba çoktan gitti mi yoksa gidişini kaçırdım mı diye. Belki de hala bu işiyle meşguldür. Birkaç dakika sonra bu düşüncelerimin yanlış olduğunu fark ediyorum. Çünkü bir lüks arabadan çıkan motor sesini duyuyorum. Gamma Nasuki'nin evinden çıkıyor bu araba. Hızlanıyor, köşeyi dönüyor saniyeler içerisinde ve ben gittiğinden emin olduktan sonra Nasuki'nin evine yöneliyorum. Kapıyı çalıyorum. Bekliyorum fakat hiçbir şey yok. Tekrardan zile basıyorum. Bir kere daha fakat cevap yok. Böyle endişeleniyorum. Ağır bir şekilde kapıya vuruyorum. Aynı zamanda agresif bir şekilde zile basıyorum falan. Sessizlik var. Daha sonra böyle ikinci katta bir perdenin açıldığını görüyorum. Böyle pembe bir şeyler var. Camda görüyorum. Gergin bir şekilde bekliyorum. Kapıdan herhangi bir ses gelene kadar. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi çarpıyor. Çünkü beni neyin karşılayacağını bilmiyorum. Fakat gergin bir şekilde beklemeye devam ediyorum. Belki sen burada ne yapıyorsun? Sen sapık mısın? Natsuki, Tanrı'ya şükür. Natsuki sen iyi misin canım benim? Senin yaralarına ne oldu? Ne yaraları? Ben neden konuştuğun hakkında bir fikrim yok yani. Aptalı oynuyor. Onu görmeme rağmen hastanede. Fakat ne olmuş olabilir ki bunu bir sır olarak saklamaya bu kadar istekli? Cevap bile veremeden beni böyle tişörtümün yakasından tutuyor ve içeri çekiyor. Hey! Sen benim yaşadığım yeri nereden biliyorsun? Şimdi bunun zamanı değil. Bu kız içiyor mu? Daha iyi bir soru, sen neredeydin? Ben bu birkaç gündür kendimi çok iyi hissetmiyordum. Yani böyle kaba olmana gerek yok. Buna inanmamı bekliyor gördüğüm şeyden sonra. Natsuki biliyorum bir şeyler kötü, yanlış. Seni hastanede gördüm, hatırlıyor musun? Aa, o mu? Kıkırdıyor. O hiçbir şey değildi öyle, önemsiz bir şeydi. Endişelenmene gerek yok o konu hakkında, tamam mı? Bundan daha kötü şeyler var endişelenmesi gerekilen. Ne demek istiyorsun? Benimle gel. Bir bardak da daha yapabilirdim her neyse. Benim böyle koluma yaslanıyor diyeyim ve işte benle birlikte hareket etmeye çalışıyor. Hareket ettikçe böyle sendeliyor ve yürümekte zorluk çekiyor kısacası. Ben de tabii tutuyorum sıkı bir şekilde destek olmak için. Neredeyse böyle düşecek gibi oluyor. Yakalıyorum onu. Teşekkürler. Böyle çok onluk yani Natsuki'lik bir şey değil bu. Normalde onu bu şekilde kavradığımda hani düşmesini engellediğimde herhangi bir nedenden dolayı da işte bu şekilde kavradığında normalde çılgına döner ve iğrenç tarzı şeyler söyler. Fakat şu an hiçbir şekilde kımıldamıyor ya da bu konu hakkında bir şey söylemiyor. Bir şeyler böyle yanlış hissettiriyor.
İşte bu desteğimi bırakıyorum üstündeki ve hala birazcık sendeliyor gibi. İşte merdivenden çıkarken düşmesin diye emin olmaya çalışıyorum. Sonunda merdiveni çıkıyoruz ve Natsuki sağ olsun odasına davet ediyor beni. Odası çok kötü, dağınık her yer. Böyle yerde küçük yırtılmış kağıt parçaları var. Bir tanesini alıyorum yerden ve bu parfe kızların maskotları mı desem, parfe kızların resminin olduğu bir tane şeyi fark ediyorum. Üstündeki fotoğrafı. Bu asla Natsuki'nin yapmayacağı bir şey normalde. Sadece ondan değil, fakat bunu yapması için bir neden de yok. Herhalde parfe kızları çok sevdiği için bu şu an bunu söylüyor karakter. Fakat bunu yapabilecek birini biliyorum. Böyle açılmış büyük kırmızı şarap şişesi Natsuki'nin yatağının üstünde duruyor. İşte birkaç damlası da böyle çarşafına değmiş, çarşafı lekelenmiş. Çok fazla kalmamış içinde. İçtiğini biliyordum. Zaten Natsuki kapıyı açar açmaz bunu çok rahat bir şekilde anlamıştım. Natsuki, sen bu kadar zamandır hep tek başına içmiyordun değil mi? Böyle birazcık utanıyor tabii Natsuki. Tabii ki içiyordum seni aptal. Bu birazcık fazla ama değil mi? Önemli değil. Zaten bitiremedim. Bu yatağındaki şişeyi alıyor. Ben de alıyorum onun elinden. Natsuki, o benim. İşte şişeyi elimden alıp beni itmeye çalışıyor. Fakat çok zayıf olduğu için onu uzaklaştırmaya çalışıyorum. Hadi bu kadar yeter. Lütfen. İhtiyacım var buna. Bunu söyleme şekli içimi o an hüzünle kaplıyor. İkinci kez onu durdurmak için böyle kolumu uzattığımda şişenin içindekiler dökülüyor galiba. Yatağının başındaki çekmeceye baktığımda Natsuki'nin telefonunu görüyorum. Telefonu ters çevirmiş, sadece kabını görüyorum. Kabı ise böyle işte parıltılı pembe. Bu içki çok güzel. Natsuki, benimle konuş. Biliyorum senin babanla ilgili bir sorunun var. Lütfen yardımcı olmak istiyorum. Fakat eğer bana söylemeyeceksem neler olduğunu, yardım edemem. Bu ihtiyacım olan tek yardım. Yatağına böyle yatıyor ve kıkırdıyor. Uzun zamanda bu kadar mutlu hissetmemiştim. Bunu duyunca böyle daha rahatsız oluyorum. Şeytanından kaçmak için yaptığı şey buysa, acaba işte bu kaçmaya çalıştığı şeytan ne kadar kötü? Natsuki horlamaya başlıyor. Bu göğsündeki diyeyim artık kucağından düşüyor, yuvarlanıyor ve yere düşüyor. Fakat sürpriz bir şekilde kırılmıyor şişe. Onun yerine yatağın altına yuvarlanıyor. Başımı sallıyorum ve dizimin üstüne çöküyorum almak için. Elimi yatağın altına sokuyorum ve şeyi hissedebiliyorum, bu şarap şişesini. Ve bir şey daha. Bu da ne? Yatağın içinden çıkarıyorum ikisini de. Bu şarap şişesini çekmecenin üstüne koyuyorum. Natsuki'nin telefonunun yanına. Ve aldığım diğer şeye bakıyorum. Bu plastikten yapılmış bir kap gibi bir şey. Bekle, bu doğru değil. Bu hap kutusu. Şeyine bakıyorum hemen. İçeriğine. Natsuki'ye bakıyorum. Hızlı bir şekilde uyuyor ve endişeleniyorum. Aman tanrım. Arada küfür vardı, onu geçerim. Böyle umutsuzca hapın son kullanma tarihine bakıyorum. 2 gün önce. Oha. Natsuki aşırı dozdan ölmeye çalışıyor. Panikliyorum, böyle terliyorum falan. Ellerimi saçıma götürüyorum, bir şeyler söylüyor. Ve şu an horlamayı da kesti. Böyle sert bir şekilde Natsuki'nin cansız görünen vücudunu sallıyorum uyanması için. Lütfen Natsuki, lütfen uyan. Elini tutuyorum. Olması gerekenden daha soğuk. Kulağımı ağzına götürüyorum eğer nefes alıyor mu diye.
hala nefes alıyor fakat böyle çok hafif bir şekilde. Omuzlarından tutuyorum, onu oturur pozisyona götürüyorum. Yanına oturuyorum desteklemek için sırtını. Nasıl ki normalde ambulansı aramayı düşünüyorum fakat endişeleniyorum. Ambulans eve gelirse çok fazla dikkat çeker diye. Neyse boş ver gitsin. Nasuki yaşadığı sürece ne olacağı umurumda değil. Cebime atıyorum elimi ve anladınız. Telefonum burada değil. Hemen bu Nasuki'nin telefonuna uzanıyorum. Suratıma getiriyorum. Güç düğmesine basıyorum. Ekran aydınlanıyor. Acil durum araması yapmaya çalışıyorum. Fakat dokunmatik ekran şey yapmıyor, cevap vermiyor. Telefonu bırakıyorum. Nasuki'yi kendime çekiyorum. Umuyorum uyanacak diye. Ağlamaya başlıyorum. Hayatı için Nasuki'nin korkuyorum. Fakat Nasuki böyle acı bir şekilde öksürmeye başlıyor. Birazcık tabii panik oluyorum ve aynı zamanda rahatlıyorum. Gözlerini açıyor ve ayaklarını kaldırıyor. Benim yardımımla ayakta durmaya çalışıyor herhalde, anlamadım tam. Nasuki lütfen bana iyi olduğunu söyle. Ben tekrardan sessizleşiyor. Of. Umarım yemek yerken izlemiyorsunuzdur bunu. İşte burnuma şarap kokusu geliyor diyor. Bu kusmuğundan galiba. Hem safra hem şarap kokusu burnuma geliyor. İşte gözümün önünde yere kusuyor. Fark ediyorum ki bir kısmı koluma da gelmiş. Bu kokuyor. En azından bu işte öldürücü şeyi vücudundan atar. Fakat hala kötü durumda. Nasuki bana dönüyor yarı uyanık halde. Berk bana yardım et. Tekrardan böyle oturur pozisyona geliyor. Ben ölmek istemiyorum. Şimdi mi aklına geldi? O kadar iç hapları şeyler al. Şimdi ölmek istiyorum. Neyse. Bana bak tamam mı? Beni duyuyor musun? Ölmeyeceksin. Senin ölmene izin vermeyeceğim. Nasuki beni dinle tamam mı? Hemen geri geleceğim. Zayıf bir şekilde kafasını sallıyor. Yemesi için bir şey bulmam lazım. Umuyorum ki işte kalan alkolü emecek gibi bir şey söylüyor. Aşağı iniyorum. Saniyeler içerisinde mutfağa varıyorum. Bütün çekmecelere şeye bakıyorum. Buzdolabına da aynı şekilde. Fakat hiçbir şey yok. Bir ekmek dilimi bile yok. Nasuki en son ne yedi? Mutfaktan çıkıyorum. Bütün eve bakıyorum. Daha sonra Nasuki'nin yanına gidiyorum onu kontrol etmek için. Böyle çok solgun gözüküyor. Fakat bilinci yerinde en azından. Yavaşça böyle zayıf bir şekilde kafasını kaldırıyor. Bana bakıyor. Hey Nasuki. Dikkatini bana vermen lazım tamam mı? Sadece ne yaparsan yap sakın uyuma. Lütfen. Bir şeyler böyle söylemeye çalışıyor fakat anlaşılmıyor. Onu tekrardan bırakmaktan başka çarem yok. Her yeri arıyorum evde. Aynı zamanda babasının yatak odasına da bakıyorum. Babasının yatak odasına vardığımda fark ediyorum ki kilitli kapı. Birkaç kere böyle zorluyorum. Düşüyor galiba, takla atıyor. Şimdi her yer böyle kıymıkla dolu. Ayağımı kaldırıp bakıyorum ışığa doğru. İşte yani kapıyı zorlayıp açıyor. O ara yuvarlanıyor. Ayağına da kıymık batıyor. Odayı ararken Nasuki yardım olacak herhangi bir şeyi, bir şey gözüme çarpıyor. Birkaç böyle poşet gibi bir şey var çeşitli restoranlardan kasabadaki. Onları açıyorum. Fakat böyle boş konserve şeyleri var. Hiç dolu bir şey yok. Tekrardan Nasuki'nin odasına dönüyorum. Gitmemiz lazım şimdi. Tamam. Onu yardım ediyorum kalkmasına. İşte kolunu geçiriyorum omzuma. Elinden tutuyorum. O başaracak. Bundan emin olacağım. Nereye gidiyoruz? Güvenli bir yere.
Merdivenden iniyoruz. Natsuki'yi ayakta tutmaya çalışıyorum. Fakat böyle bilinci sürekli gidip geldiği için birazcık zor bir durum bu. İşte hem açlık, hem alkol, hem de bu ağrı kesiciler. Bunların hepsi kesinlikle ona zarar verdi. Fakat o ölü değil. Giriş kapısına yöneliyoruz. Böyle zaman çok lüks bir şeymiş gibi, kaybedemeyeceğimiz kadar değerliymiş gibi hissediyorum. Kapıyı arkamızdan kapatıyorum ve girişe doğru yöneliyoruz. Natsuki'nin gözyaşlarının tişörtüme geldiğini hissedebiliyorum, ıslaklığını. Girişe ulaşıyoruz, o şeye, giriş kapısına. Ve açarken kapıyı bir süre oturtuyorum. Natsuki geçirdikten sonra kapıyı kapatıyorum arkamızdan. Natsuki yakında tutuyorum ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Işıklı caddelere yaklaştığımızda biraz daha rahatlamış hissetmeye başlıyorum. Böyle Natsuki'ye olan ağırlığımı birazcık daha azaltıyorum. Sen yürüyebilir misin? Evet. Galiba. Bir süreliğine bırakıyorum. Onun dizleri böyle bükülüyor. O yüzden tekrardan kolumu omzuna geçiriyorum. Hadi gidelim. Tamamdır. Ve işte bu gideceğimiz yere kadar ona destek oluyorum yürümesi için. Hani arayacağım kimse yok. Çünkü ararsam büyük ihtimal şüpheli gözükeceğim. Aynı zamanda minnettarım ki böyle minyon tipli biri. Kesinlikle çok daha kolaylaştırıyor bu işleri. Bu yüzden bu kadar küçük olsa gerek. Babası onu hep böyle kötü beslemiş. Hep böyle işte hazır yiyeceklerle falan yaşamışlar. Sonunda evime yaklaştığımı fark ediyorum. Natsuki'yi girişe oturtturuyorum. Anahtarlarımı da açıyorum. Zar zor. Natsuki'ye yardım ediyorum. Şu an en azından güvende babasından. Ve onu mutfağa getirip oturtturuyorum sandalyeye. Natsuki'ciğim maalesef ki şu an bir üzüntü halinde. Bence burası bölümü bitirmek için güzel bir yer. Hazır mekanda değiştirdiğimize göre bence bitirebiliriz. Natsuki'ciğim kötü şeyler yaşamış. Siz de zaten demiştiniz Natsuki'ye odaklanan bir mod diye. Bildiğiniz Sayori'nin yerini Natsuki alacak diyebilirim. Bu dramalarla şeyle, ama şey sahnesi güzeldi, bu overdose falan. Aşırı doz alıp kendini öldürmeye çalışması tabii ki kötü bir olay. Ama hani oyunda bir olay oluyor. O açıdan düşünürsem güzel bir şey. Hani hareketli birkaç dakika oldu, gergin diyeyim. Bu tarz şeylerin olması güzel oyunun içerisinde. Ama kesinlikle kötü bir olay aynı zamanda da yaşanması. Ya anladınız siz beni. Umarım anlamışsınızdır. Onun dışında bakalım diğer bölümlerde neler olacak. Umarım burada bitiriyorum diye bana kızmazsınız. Ve eğer sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Artık Doki Doki Exit Müziği'nin diğer bölümünde görüşene dek diyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.